Evet. Meri. Hayırdır, işi mi astınız? Bulut aradı da. İhsan öldürülmeden bir gün önce Sağlık Ocağı'nda da biriyle tartışmıştı. Onunla ilgili ifade vermeye geldik. Hayırdır? Senin işin orada da? Bir şey yok. Koşuyordum. Bulut'a uğrayayım dedim. Gelişme var mı diye. Bu da bir fikir. İhsan düğünden bir gün önce Recep'le Sağlık Hocam'la tartıştıklarını söylemişti. Evet. Hem de ne tartışma. Kolsuz içeride ne dediyse artık Doktor Bey Hulk'a döndü resmen. Kolsuz mu dedin? Tek kolu yok da öyle diyorlar. Aslında adı Recep. İhsan kolsuzu düğünde görünce çıldırdı. Bir gün önce kavgalarında siz ayrılmışsınız, doğru mu? Şimdi biz içeride Seher'le hasta dosyalarını düzenliyorduk. Birden İhsan orada bir patırtı koptu. Ne diyorlar sen? Şerefsiz! Ne diyorsun lan sen? Şerefsiz! Sen herkesi kendi gibi aşağılık mı sandın lan? İt onu it! Sen al o evi... İhsan! Doğru konuş lan doktor. Ne konuşacağım lan rüşvet? Ne konuşacağım? Sen o olmayan kulun her yeri olduğunu canım sandın lan? Ulan bir mermilik canım var zaten, kime ne dediğini bir... Seni tek kolumla da gömerim. Ulan senin var ya! Senin var ya! Dur! Defol git buradan kolsuz. Hadi! Böyle işte. Defoldu gitti sonra. Canan'la birlikte Samet Başkan'ı külliye projesinden vazgeçirsinler diye rüşvet teklif etmiş İhsan'a. İhsan abi epey bir sakinleşemedi o gün. Değil mi Neriman abla? İhsan hastalar hediye getirince bile kızardı. Çıldırdı tabii o gün. Adam resmen ölümle tehdit etmiş İhsan'ı. Ferit. Sen iyi misin abi? İyiyim. Bir şey yok. Kim bu bahsettiğiniz adam? Buranın belalısı. Balık çiftliği işletiyor gibi görünüyor ama aslında uyuşturucu ticareti yapıyor. Biliyoruz ama kanıtlayamıyoruz. Arkası sağlam. Arada bir gizlice kumar oynatıyor. Basıyoruz. Cezasını ödeyip çıkıyor. Pislik.